Sevgili Çankırı Postası izleyicileri, Çerkeş'teyiz ve yanımızda Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı bulunuyor. Evet Sayın Sopacı, Çerkeş Hayvan Pazarı Çankırı'nın hayvancılığına önemli katkılar sağlayacak. Çerkeş hayvancılığın başkenti de diyebiliriz bu noktada. Ne gibi katkılar sağlaması bekleniyor Çerkeş Hayvan Pazarı'ndan? Ercan Bey, teşekkür ederim ilginize. Öncelikle sizin kanalınızla tüm Çankırı'ya ve ülkemize bu yaptığımız projelerimizi anlatma, halkımıza anlatma fırsatı buluyoruz. O yüzden buraya gelip bizi dinlediğiniz için, haberi yaptığınız için öncelikle şahsınızda ve kanalınıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ilçemiz bölgenin ekonomik çekim merkezlerinden bir tanesi oldu. Eskiden 1950-70'li yıllarda bölgemiz ciddi bir hayvancılık ekonomisine sahipti. Ve gittikçe gelişiyor. Çankırı'nın büyükbaş hayvan popülasyonunun yaklaşık 3'te 2'si Çerkeş ve civarında. Bu nedenle bölgemizde mevcutta 1970 yılında yapılan hayvan pazarı artık ihtiyacı cevap vermiyordu. Ve bu ihtiyacı cevap vermediğinden yeni bir hayvan pazarı gündeme geldi. Bunun akabinde biliyorsunuz ilçemizin, hatta Çankırı'nın en büyük vizyon projelerinin bir tanesi olan çarşı ve bu çarşının etrafında konutlar, yeraltı otopark, o farklı bir proje. Ama bu çarşı vizyon projesinde ürün pazarı, itfaiye binası, belediye binası, bunun yanında balık pazarı, soğuk hava depoları, çevre düzenlemeleri ve kent meydanıyla ilçemizi ve ilimize ciddi vizyon katacak bir proje şu anki mevcut hayvan pazarının olduğu yerde uygulanıyor. Çarşı merkezinde kalan bir hayvan pazarımız vardı. Demode ihtiyacı cevap vermeyen ve alım satım esnasındaki vatandaşlarımıza mağdur olmasına sebep olan, resmi olmayan, gayri resmi bir hayvan pazarıydı. O yüzden acilen biz yeni bir hayvan pazarı ihtiyacı hissettik. Bunun için bölgemizde ekonominin amiral gemisi olan hayvancılığı daha ileriye götürmek ve Çankırı ve çevresindeki hayvancılık ekonomisini geliştirmek için yaptığımız bir icraatın başında geliyor hayvan pazarı. Bu yeni hayvan pazarı ihtiyaca binaen gündeme geldi. Ve yeni yaptığımız hayvan pazarında biliyorsunuz yaklaşık 4 yıldır uğraşıyoruz. Alan bataklıktı. O alanda 100 dönüm bir arazi kazandırdık ilçemize. Ve 100 dönüm arazi üzerinde 40 dönümünü hayvan pazarı için ayırdık. Hayvan pazarı etrafını tamamen biliyorsunuz betonla, duvarla çevirdik. Ve bunun yanında 25-30 yıllık çam ağaçları, ladinler, çimlendirme ve hakikaten doğal güzelliği de ön plana aldığımız bir şekilde ve altyapısını tamamlayarak tamamen kanalizasyon, su hatları, yağmur hatlarıyla ciddi bir altyapıyla başladık. Akabinde hayvan pazarının girişinde 1.80 tonluk kantar mevcut. Zabıta yeri, giriş kulübeleri, bunun yanında işte güvenlik ön planda, hayvanların sağlığını, sıhhatini düşünen ve hastalıkları bulaştırmadan vatandaşlarımızı da mağdur etmedik bir sistemle girişte bir sterilizasyon ünitesi var. Daha sonra şeye geçiyorsunuz, hayvan pazarının kapalı ve açık alan padokların kısmına, orada 50 aracın bir arada aynı anda hayvanları boşaltıp bindirebileceği bir rampa sistemi hayvan pazarımızda mevcut kurduk. Ve buradan giren hayvanların tamamı bizim hijyenik ortamda bu hakikaten tamamen çok detay düşünülen bir şekilde hastalıkları önleyecek hijyenik girişe sahip. Daha sonra içeride 40 adet padok, dışarıda 40 adet padok olan ve 2000 metrekare kapalı alan olan, yaklaşık 7 dönüm kadar da açık alanda bir hayvan pazarı, bunun yanında 1000 hayvanata küçük baş, 2000 hayvan büyük baş alan bir hayvan pazarı şu an Çankırı'mıza, ilimize, ilçemize, bölgemize kazandırmış olduk. Burada ne var? Vatandaşlarımızın rahatlıkla hayvanını pazarlayabileceği, dışarıdan hayvancılık alan bölgemizdeki yetiştiricilerimizin ihtiyacı olan, satış yapabilecekleri hayvanlarını tüccarların,
alışverişçilerin gelip, celeplerin gelip rahat bir ortamda hayvanlarını alıp raporunu da veteriner hekim kontrolünde alıp rahatlıkla gidebilecekleri bir hayvan pazarı kazandırdık. Peki. Hayvan pazarında sosyal donatılar da var. Ne var? Zabıta kulübesi, borsa binası, veteriner hekimler için çalışma ofisi, misafirler için çalışma ofisi, bayanlar için WC, abdest alma yeri, mescit, erkekler için tuvaletler, mescit, abdest alma yerleri. Duşlar falan da mevcut mu? Duş da var, duşlar mevcut. Kafesi var, lokantası var, büfesi var, çay salonu var büyükçe. Yani vatandaşlarımız orada rahatlıkla bir sosyal donatıda huzurlu bir şekilde sağlık ve sıhhat içerisinde ve refah içerisinde hayvanlarını pazarlama imkanı bulacaklar. Tabii daha güzel bir hayvan pazarını içimize kazandırmış olduk. Daha önce olduk. De ilk başta sanıyorum biz bir 5-6 yıl oldu sanıyorum. Bir gece kondu gibi tek gözü de bir yere gitmiştik. Burası mezbahane demiştiniz. Siz ilk başta mezbahane yaptınız aynı bölgeye. Yani bir planlama, bir altyapı, işte bahsediyorsunuz ki yeni dükkanlar, yeni Toki'nin yapacağı bölgede de bunların satışı gibi şeyler, yani bu zincirleme bir altyapı mı planlandı burada? Ya sonuçta hayvancılık bölgesi olan bir ilçede hayvancılığın gelişmesi, hayvan üreticilerinin refahının, mutluluğunun sağlanması, ticaretin kolaylaşması, onların da rahatça hayvanlarını pazarlayabilecekleri bir ortam, biraz daha bile olalım. Bir ortam gerekiyordu. Bunu biz hazırladık. Ama öncelikle ne yapmamız lazım? Vatandaşlarımızın sağlıklı et yedirmemiz lazım. Kırmızı et yedirmemiz lazım. Yani büyükbaş hayvanını ve kuzularını kestiğinde sağlıklı, hijyenik ortamda kesilen hayvanları vatandaşlarımızın kasap dükkanına, markete getirmek gerekiyor. Ve burada vatandaşlarımızın hijyenik şartları kesilmiş, sağlıklı, kontrol edilmiş hayvanları evlerimize, mutfaklarımıza kadar ulaştırmak. Esas gaye buydu. Ve yaptığımız o bölgenin en büyük ve en modern ve en hijyenik mezbanesini ilçemize kazandırmıştık ve açılışta Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli Bey yapmıştı biliyorsunuz. Ve hayvan geliyor, giriyor, kesiliyor, yüzülüyor ve hiç el değmeden robotla araçlara yüklenip kasaplara gidiyor. Böyle bir mezbahayı ilçemize kazandırmıştık. Bunun yanında bu mutluluk bir refah. Hayvancılığı gelişim için hakikaten önemli bir piyon ama bunun yanında başka hayvancılık gelişik yanları da yapmamız gerekiyor. Ne yapacaktı bununla ilgili? Hayvan pazarı yapmamız gerekiyordu. Bölgenin hayvanlarının ilçemizden rahatça pazarlayabilmesini ve ülkemizin birçok yerine rahatça sevkli ve raporlu gidebilmesi sağlamak. Bunun için hazırladığımız modern, sıhhatli, sağlıklı, hijyenik ve vatandaşlarımızın rapor alarak hiçbir tüccarımızın, celebimizin, vatandaşımız mağdur olmadan hayvanları sevk ve idare edebilecekleri bir ortamda hayvan pazarında kavuşturmuş olduk. Peki içerisinde. Bundan sonra sırada ne var? Sanıyorum bir borsa, hayvan borsası temeli mi atıldı bugün? Ya imkanlarımız olursa, mevzuatta uygun olduğunda ilçemizde bir borsa kurmak için çalışmamıza başladık. Evet, biz sizi yakalamışken kısaca Çerkeş'te Ulusu projesi başladı. Kısaca onunla ilgili bir de sizin düşüncelerinizi almak istiyoruz. Evet Ercan Bey, ilçemizin vizyon projelerinin bir tanesi de biliyorsun Ulusu ıslah projesi. Sadece şimdi Ulusu ıslah diyoruz, yanlış yönlendiriyoruz. Ulusu ıslah edilecek ve etrafında rekreasyon alanlarıyla bir yaşam alanı oluşturacak vatandaşlarımıza. Nedir bunlar? İşte bisiklet yolları, kamelyalar, piknik alanları, piknik alanı, çocukların oyun olabilecek güzel parklar, yeşil alan, ağaçlandırma ve hakikaten insanların mutlu olduğu, balık yakalayabildikleri, piknik yaptıkları, sohbet ettikleri, gezip dolaştıkları bir yaşam alanı oluşturuyoruz. O derenin iki tarafına ve derenin de doğal konumunu bozmadan bu işi yapmayı hedefliyoruz. Eskiden ilçemizin içinden geçen Ulusu Deresi'ni meşhur ismi Feteş'tir. Feteş'te ben yaştaki bütün vatandaşlarımız orada yüzmeyi öğrenmiştir. Balık tutmuştur ve etrafında ailesiyle beraber piknik yapmıştır. Yani tekrardan yüzülebilecek hale gelecek mi? Bütün hedefimiz o ve onunla alakalı çalışmalarımız yoğunlaşmış bir şey devam ediyor. Bunu yaparken tabii Ulusu etrafında
ciddi manada biliyorsunuz beslenme ve çiftlikler var. Ve burada hayvan besleyen, üreten yetiştiricilerimiz var. Ve bu ulusu bu yüzden kirleniyor. Ulusuyu temizlememiz gerekiyor. Ama temizlerken de buradaki vatandaşlarımızı mağdur etmememiz lazım ki Çerkeş'in ve bölgenin amiral ekonomik gemisi diyeceğimiz hayvancılık. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızı mağdur etmeden bunu nasıl yapabiliriz? Bunun projelendirmesini yapmıştık 6-7 yıl önce. Bu projelendirmede 1- ulus ıslah projesi, 2- biyogaz tesisi, 3- hayvan pazarı, 4- mezbani. Bunlar bir vizyon planıydı. Bunun son ayağı ulus ıslah projesi. Yani hayvan pazarımızı gerçekleştirdik, yaptık, mezbahamızı yaptık. Ulus etrafındaki rekreasyon alanlarıyla da oradaki hayvancılığımızı bitirmeden, hayvan tesislerimize zarar vermeden gübrelerini, gübre havuzu yaptırıyoruz şu an hepsine. Hiçbir tanesinin gübresini ulus suyumuza boşalttırmayacağız, kirletmeyeceğiz. Ne yapacağız? Orada gübreleri günlük alıp biyogaz tesisinde elektrik üreteceğiz. Yani gübreden elektrik üretmiş olacağız. Ki biyogaz tesisimizde 6 aydır üretimde. Şu an faal o gübrelerden elektrik üretiliyor. Çevreyi kirleten ciddi manada hayvancılık tesislerinde gübre üretim vardı. Bu üretimle de çevreyi temiz kalmasını sağlıyoruz. İnşallah bu uluslu projemizde de bu şeyi tamamlamış olacağız. Vizyon planımızın. Peki ne zaman bitecek? Şimdi birinci etabı Ercan Bey başladı. 3 etaplı bir proje. Birinci etapın ihalesi yapıldı. 14 milyon 250 bin lira sanırım. Bu bittiğinde ikinci etap, sonra üçüncü etapla proje tamamlamış olacak. Toplamda yaklaşık 80 milyonluk bir proje. Kaç kilometre uzunluğunda? Yani yaklaşık tam olarak şey ama 12 kilometre olduğunu biliyoruz yaklaşık olarak. Yani sosyal tesisimizden şu anki hayvan pazarının altına kadar bir alanı hem rekreasyon hem de ıslah projesiyle gerçekleştirmiş olacağız ki geçen yıl 2 vatandaşımızı kaybettik selden. O bölgede ciddi seller geliyor, normal seller ve her selde büyük sorun yaşanıyor. Biliyorsunuz her yıl gelen seller var. Bu bahsettiğim her yıl gelen seller. 10 yılda gelen var, 50 yılda, 100 yılda ve 500 yılda. Bu ıslah çalışması 500 yılda gelen sel için planlanmış ve yapılıyor. Yani selden problem oluşturacak hiçbir şeyi inşallah önümüzdeki dönemde korku, sıkıntı yaşamayacağız. Tabii son olarak Işıklar Konağı'nın bahçesindeyiz. Biz buraya bir sene önce geldiğimizde yani merdivenlerden bile çıkarken böyle tek tek çıkılıyordu. Göçer mi, şöyle mi olur endişesiyle. Şimdi onun avlusundayız. Buradaki proje de bitmiş. İçerisinde biraz önce gezmiştik. Tabii Çerkeş konaklarıyla ünlü ve restorasyon yapılan konak sayısında arttığını gördüm. Evet. Bu konu restorasyonlar devam edecek mi? Bu noktada Çerkeş turizmi açısından çok önemli. Burasını nasıl amaçla kullanacaksınız? Ne zaman Işıklar Konağı faaliyete geçecek? Ercan Bey biliyorsunuz biz belediye olarak vizyon planımızda 3 ana hedefimiz vardı. 1- hayvancılığımızı geliştirmek. 2- organik sanayi bölgemizi büyüterek, sanayicilerimizi buraya getirerek buradaki işsizliği önleyip ciddi bir göç almasını sağlayıp Çankırı'yı ve ilçemizi büyütmek. 3. ayağı da vizyon planımızın ve amacımızın kadim medeniyetimizi Çerkeş tarihini ortaya çıkartarak 44 depreminden arta kalan 66 tane ilçemizdeki konağı restore ederek ülke turizmine kazandırmak, bölgemizi Safranbolu ve Beypazarı'ndan sonra gelinebilecek gastronomi kültürü olan, biliyorsun bir kitapta bastırmıştık biz, gastronomi kültürü olan bir ilçeyi ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunun yanında organik sanayimiz, fabrikalarımız çevreyi kirletmeyen, hayvancılığın çevreyi kirletmediği zaten onun planlamasını yapıyoruz. Ve bunun yanında insanların gelip rahatça Çerkeş'te güzel bir kent varmış gibi dolaşacakları Çankırı'nın hakikaten değişik bir ilçesine geldik. Burası çok farklı, farkındalık yaratan bir ilçe olmuş diyecekleri bir yerleşim yeri yapmak istiyoruz. Geliştirmek istiyoruz, büyütmek istiyoruz. Ama büyütürken de slow city. Yani şu anki kültürel dokusunu bozmadan büyütmek istiyoruz. Amaçlarımızın en büyük, çünkü en önemli amaçtan bir tanesi bu. Büyükşehirdeki insanlar betonlara gelmiyor. Büyükşehir insanlar gördüğünüz bu dokulara geliyor. Bu Işıklar Konağı biliyorsunuz geçen yıl ihalesi yapılmıştı ve müteahhit firma başladı. Şu an teslim ettiler. Hemen hemen bitirdiler eksiksiz. Biz
müştemilatını inşallah halledeceğiz. Burayı bir inşallah misafirhane ve kafe restoran olarak en kısa zamanda vatandaşların hizmetine açacağız ki burada biliyorsun Çerkeş yemeklerini ve Çerkeş yemek kültürünü gelecek nesillere aktaracağız ve bütün ülkeye inşallah duyuracağız ki sadece bu konak değil, bunun yanında bu yıl 8 tane konağımızı da restore etmeye başladık. Buradan müjdeyi verebilirim. Yani bu konakların hepsi ortaya çıktığında Çerkeş'in dokusu değişecek. Bunun yanında biliyorsunuz çarşı soğan sağlaşma projemiz var. Devam ediyor. Sayın Bakanımız da buraya gelmişti, Mehmet Nur Ersoy ve Sayın Bakan Yardımcımız biliyorsunuz Nadir Alparslan ilçemizi sık sık ziyaret ediyor. Çarşımızın restorasyonu inşallah, soğuk sağlıklaştırması, yeni mahallemizin soğuk sağlıklaştırması, 4. Murat Camii'nin rekonstrüksiyonu, hamamın restorasyonu ve pirisane ziyaretinin ihya edilmesiyle ciddi bir kültürel dokuyla ilçe tarihimizi de araştırarak bilimsel anlamda Karatik Üniversitesi bununla ilgili çalışıyor. İlçemizdeki kültürel ve bu yapımızı ortaya çıkararak ilçemizi Çankırı'da farkındalık yaratan bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Evet, şimdi de yanımızda Çankırı'nın değerli medya mensubu Mustafa Çelik var. Onun da soruları var başkanımıza. Evet, buyur Mustafa Bey, sor. Sayın Başkanım, çok güzel konuları tanıttınız. Önemli bir konu daha soracağım. Sayın Başkanım, Çerkeş'imizde olan yatırımlar, projeler, yani yanlış anlaşılmasın bir gazeteciye sorduğumuz soru, şehir merkezimizde yok. Acaba bu Çerkeş'e gelen yatırımlar Hasan Sopacı farkıyla mı, Çerkeş sevgisiyle mi, Çerkeş halkına olan bağlılıkla mı yaratıldı? Bir numara şu anda ilçeler arasında gözüken Çerkeş, Hasan Sopacı ile daha nelere kadar gidecek? Mustafa, teşekkür ederim. Yani şöyle, ben biliyorum ki Çankırı'daki bütün belediye başkanlarımız çok güzel çalışıyor. Hakikaten ilçedeki, ilindeki bütün vatandaşlarına en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Ama tabii bizim farkımız şu Mustafa abi. 2014'te belediye başkanı olduğumda ben veteriner hekimim. Mesleğimi yapabilirim ama belediye başkanlığı iyi yapmam lazım. Bunun için destek almam lazım. Ne yapmamız lazım? Bir vizyon projesi uygulamamız lazım. Çankırı'nın eksiği bence bu. Merkezin ve birçok yerleşmenin eksiği bu. Yani bizim uzmanlardan, bilimsel anlamda altyapısı olan insanlardan yaşadığımız yerlerle alakalı ve yönettiğimiz ilçe ve ille alakalı bir vizyon planı oluşturmamız gerekiyor. Biz bunu yaptık 2014 yılında. Profesörler geldi, şehir plancıları geldi. Burada Çerkeş'le alakalı neler yapılabilir, nasıl yapılır ve nereden gelir, nereden çıkılır alakalı bize bir vizyon ortaya koydular. Yaklaşık 2 yıl çalışıldı Mustafa abi. 2 yıl biz bu konuyu çalıştık. Profesörler, buradan Profesör Doktor Kamil Eren abimize teşekkür ediyorum. Kendisi dünyaya mal olmuş bir şehir plancısıdır. Çevresindeki arkadaşları getirdi, dostlarını getirdi ve ilçemizi bir vizyon planı oluşturduk. Onun akabinde o vizyon planla biz projelerimizi ürettik. Projelerimizi de bakanlarımıza, vatandaşlarımıza anlattık. Herkes heyecanla bu projelerimize sahip çıktı. Güzel projeler yapılabilir, harika projeler. Sonrasında kendiliğinden bunlar geliyor. Tabii bizim takip etmemiz, çalışmamız, gece gündüz bu işte hemhal olmamız ve konuyu sahiplenmemizle alakalı bir şey. Örnek vereyim. Biz bu şehir çarşı vizyon projemizi hayata geçirmek için başladık belediye olarak. İlk birinci etabında 28 tane biz daire yaptık. Belediye olarak yaptık bunu. 10 tane dükkan yaptık. Bunun içerisinde modern bir hamam var, fitness var, millet kıraathanesi var gibi. Biz bunları gerçekleştirdik. Ayrıyeten bir başka Çerkeş'in başka bir yerinde de yaklaşık 20 konut ve 6 dükkanlı bir bir inşaat yaptık. Ama bunlar bizim imkanlarımıza zor oluyor. Müteahhitlerle uğraşıyorsunuz, dedikodulara mahal veriyor. Bu projemi ben Sayın Çevre Bakanımız Murat Kurum'a, Sayın Milletvekili Salim Çiftçioğlu'yla beraber gittiğimizde bunu gösterdim. Sayın Bakanımız çok heyecanlandı. Dedi ki Anadolu'dan gelen bana en özel, en güzel proje dedi. Bizzat bakan beni söylediği şeyi söylüyorum. Sonra bu projeye heyecanla takip ettik ve Bakan Bey dedi ki bir gün ben Çerkeş'e geliyorum. 19 Mayıs geçen yıl
Kadir Gecesi TOKİ Başkanı ve İller Bankası Genel Müdürlüğü almış, gayri resmi bir ziyarete geldi. Resmi bir tarafı yok. Özel, kimseye haber vermeyin dedi. Ben geliyorum, bu projelere bakacağım. Sadece bu değil. 4. Murat Han projesi var, hamam projesi var, çarşı projesi var. Kültür merkezi, şu an Çankırı'nın en büyük kültür merkezini yapıyoruz. Onun projesi var. Sonra mezba, hayvan pazarı, yeni bir hayvancılık bölgesi yapıyoruz. Hayvancılık bölgesinde çiftlikler ve ahırlar yapacağız. Onunla ilgili dedi ki ben geliyorum Çerkeş'e, bunlara tek tek bakacağım. Geldi, 4 saat dolaştı Çerkeş'te ve dedi ki bunları biz yapacağız. Çerkeş'i 2023 vizyonda hazırlayacağız dedi. Ama buraya Bakan Bey niye geldi? Bizim heyecanımızı gördü, projelerimizi gördü, projelerimiz inandı, buraya geldi, uygulamaya koydu. Yani çalışırsanız, proje üretirseniz projeleriniz hayata geçme şansı doğuyor. Ama siz olta atarsanız, oltanızda yem olmazsa balık takılmaz. Ama yemin atıyorsunuz, oltaya atıyorsunuz, bekliyorsunuz, balık bir yerden takılıyor. Evet başkanım, gazeteciler soruyor programına dönüştü röportajımız. Ya gazetecilerin de kuşatması altında. Turan Demir seni de alalım buraya, gel şöyle. Mustafa abi sen de gel. Mustafa aldım. Yani sorularınız varsa başkanımız burada. Bir gün burada bir canlı yayın yaparız. Yaparız, olur. Geliriz, bir hesaba çekeriz başkanımızı. Ben de aynısını söylüyorum. Yani, ona teşekkür ediyoruz bugün. Mustafa abi şimdi geldi sabahtan beri. Mustafa ile bu ikinci görüşmemiz. Evet, çok sık görüşmüyor. Evet. Bizi çok seviyor, sağ olsun. Ilgili, biraz daha çok ilgili. Ya heyecanla yaptığımız şeyleri, projelerimizi tek tek anlattıkça etrafından, halktan dinledi, evet, gördü. Evet, evet. Heyecanlandı. Heyecanlandığından soruyor bunu. Ben biliyorum onu, anladım. Yeni geldiği için. Bak sen de yıllardır sürekli gelip gidiyorsun. Abi o heyecan ben, yok ben ama. Ben belki de dışarıdan Çerkeş'i gözlemleyen ciddi bir gözümdür diye düşünüyorum. Yani eski halini de biliyorum. Yeni halini de biliyorum. Farkı görebiliyorum yani. Biz içinde yaşadığımız için başkanım pek farkında olmuyoruz ama dışarıdaki arkadaşların gözlemleri bizler için gerçekten çok önemli. Biz başkanımı mutlaka bir sorguya çekelim diyorum ben. Evet. Biz soracağımızı sorduk, sizler sordunuz. Ercan Bey, en büyük hediye ne biliyor musunuz? Bir belediye başkanlık şahsımla alakalı söylüyorum. En büyük hediye, padoklara hayvanları almışlar, vatandaşlarımız dolmuş. Araçlar dolmuş. Hayvan pazarına girdim. Girer girmez insanların, vatandaşlarımızın heyecanı, yapılan iyi güzel yatırımın kendilerine faydalarını gördükçe onlardaki bana karşı, bize karşı olan ciddi bir heyecan, sevgi, saygı, muhabbet, sarıldıkça, Covid'de sarılıyorlar bana. Yani bu heyecan bize yetiyor. Bunun için çalışıyoruz. Vatandaşımızı mutlu etmek, mesut etmek, refahını artırmak için çalışıyoruz. Bizim bütün amacımız bu. Yoksa başka bir amaçla bu makamlarda bulunmuyoruz. Başka amaçlara, makamlara gelen insanlar zaten başarılı olma şansları yok ki. Başarının bir numaralı anahtarı, hiçbir bir şey beklemeden, hiçbir menfaat, hiçbir rant beklemeden sadece vatandaş için, halk için, ülken için çalışan birey olmak. Adil olmak, dürüst olmak ve yaptığın işlerle alakalı ahlaklı olmak. Bunları yaptığınız zaman halk bunu görüyor ve başarı kendilerine geliyor Mustafa abi. Evet başkanım, teşekkür ediyoruz. Konu konuyu açıyor, bitirelim artık. Sayın başkanım, diğer meslektaşlarımız da var, kıymet zamanlarında çalmayalım. Çok güzel açıklamalar adamımız. Ben de dayanamayarak bir gazeteci olarak önemli konuyu gündeme getireceğim. Sene 2021, 2023'te seçimlerimiz olacak. Durmak yok, yola devam. Çerkeş halkı Hasan Sobacı'yı kaybetmek istemeyecektir. Devam edecek misiniz? Yoksa kendiniz yüksek yerlerde mi bulunmak istersiniz? Yani biz her zaman 5 yılına geliyoruz. Rabbim müsaade ederse, Allah Rabbim sağlık verirse bu 5 yılımızı dört dörtlük gerçekten vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışarak tamamlamaya çalışıyoruz. Adaletle tamamlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki zamanlarda ne yapacağımızla alakalı hiçbir karar almıyoruz. Ama biz şu an görevimizi yapıyoruz. Görevimizin başındayız. Görevimize devamıyla alakalı çok ciddi manada hararetli, heyecanla çalışmaya devam ediyoruz Mustafa abi. Yani zaman gösterir. Bu 2023 dediniz ama o genel seçimler, 2024 kastettiniz biliyorum. 2024 yılında nasip nedir, ne değildir, Rabbim ne ister, halk ne ister, bunlar sorulacak şeyler değil. Bizim şu an yapacağımız iş, bu vatandaşımıza, ilçemize ve Çankırı ilimize en güzel şeyleri
nasıl yapabiliriz? Gece gündüz çalışıp halkın refahını nasıl artırabiliriz? Ekonomisini nasıl güçlendirebiliriz? Bununla ilgili mücadelelerimizi devam ettiriyoruz. Devam ettireceğiz usta. Evet, bir kişiyle başladık. Üç gazeteciyle yayını bitirdik. Televizyonculuk tarihinde de belki bir ilk oldu. Teşekkür ediyoruz. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yla birlikteydik. Kendisi Çerkeş'le ilgili projeleri anlattı. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.